Selamlar sevgili gençler, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu videomuzun konusu mutlak değer fonksiyonunun limiti. Yine tekrar ediyorum, bunları bu şekilde kısa kısa parçalamamın sebebi hangi videoda hangi konunun anlatıldığını bilin diye parçalıyorum, haberiniz olsun. Neymiş bakalım mutlak değer fonksiyonunun limiti, nasıl alınıyormuş bir bakalım. Mutlak değerin içine sıfıra eşit yapan noktalar nasıl noktalarmış? Kritik noktalar. O zaman ben size şunu söyleyeyim, bu kritik nokta tanımını biz nerede öğrendik? Bir üstteki konumuzda, yani parçalı tanımlı fonksiyonlarda öğrenmiştik, görmüştük. Parçalı tanımlı fonksiyonların kritik noktası varsa, mutlak değerinde bir kritik noktaya sahip olduğu biliniyorsa, o zaman ben mutlak değerli fonksiyonları parçalı tanımlı fonksiyon şeklinde yazabilirmişim. Değil mi? Ki zaten yazıyorduk, öğrenmiştik daha öncesinden. Kritik noktalarda limit için sağdan ve soldan limitlere bakılır. Kritik olmayan noktalar için limit fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşittir. Şimdi kritik değer olmayan bir değerin biz limitine bakmak istiyorsak, x'ler bu noktaya yaklaşıyorsa direkt yerine yazacaksınız. Aynı polinom gibi. Şimdi x 4'e giderken limitin değeri nedir diye soruluyor. Bakın 4'ün bir solu bir de sağı için yapacağız. 4'ün sol tarafı 4'ten daha küçük bir değerdir. 4'ten daha küçük olan sayıdan 4'ü çıkarırsam burası 4 eksi x diye çıkar bu fonksiyon. 4'ün sağ tarafı içinde x eksi 4 diye olduğu gibi çıkar, pozitif olduğu için. Çünkü 4'ten küçük sayıdan 4'ü çıkarırsam negatif olur. Eksiyle çarpılarak çıkacaktır dışarı. Ve 4'ü hem solda hem de sağda yerine yazacaksınız. 4 eksi 4 0, 4 eksi 4 0. Sol limit sağ limite eşit olduğu için bu limitin değeri 0'dır deriz. Bir sonraki sorumuz. X eksi 3'e giderken diyor. Eksi 3 buranın kritik noktası. Kritik noktası sevgili gençler. Neymiş bunun? Eksi 3'müş. Şimdi o zaman eksi 3'ün bir soluna bir de eksi 3'ün sağına bakmak şart. Eksi 3'ün solu için. Eksi 3'ün sol tarafı eksi 3'ten daha küçüktür ve buraya yazıldığı zaman içerisi negatif olduğu için dışarıya eksi x eksi 3 diye çıkacaktır. Alt tarafta x artı 3'ün ta kendisiydi. Eksi x eksi 3'ü x artı 3'e bölersem eksi 1 gelecektir ve demek ki eksi 3'ün sol tarafındaki limit değeri eksi 1'miş diyeceğiz. Eksi 3'ün sağ tarafı için de burası eksi 3'ten büyük olduğundan eksi 3'ten büyük bir sayıda 3'ü toplarsam pozitif olur. Dolayısıyla olduğu gibi çıkar. Ben bunu bir de x artı 3'e bölersem burası da 1 çıkar. Şimdi sol limit eksi 1 iken sağ limit 1 iken biz limitin varlığından bahsedebilir miyiz? Tabii ki hayır. Dolayısıyla limit yoktur diyeceğiz sevgili gençler bu sorumuzun cevabına. Geçiyorum. Bir üstteki soruma, sağ üst taraftayız. Ne oldu, neler oldu, neler bitti? Bu sayfa neden kendi kendine? Geçenki bir videoda da böyle yaptı ya. Neyse, sıkıntı yok. Teknolojiyle aramız iyi ama bazı şeyleri çözemiyoruz. X kare eksi 3 x artı 2 bölü x eksi 1'in mutlak değeri. 1'e soldan yaklaşırken bul demiş bunu. Şimdi ben bu x kare eksi 3 x artı 2'yi x'e x burayı da eksi 1'e eksi 2 diye parçalarsam üst taraf x eksi 1 çarpı x eksi 2 olacaktır. Alt tarafsa sevgili gençler, alt tarafsa x eksi 1 diyor ya mutlak değeri. 1'in sol tarafı diyor. Şimdi 1'in sol tarafı 1'den biraz daha küçüktür. 1'den küçük olan bir sayıdan 1'i çıkarırsam negatif bir sonuç bulurum. O halde dışarı nasıl çıkar bu? 1 eksi x diye çıkar. Şimdi gençler burada da x eksi 1 ile 1 eksi x birbirini götürür. Bunlar birbirinin arkadaşı ama negatif arkadaşı. Eksi burada kalır. Demek ki burası nasıl çıkacakmış? 2 eksi x olacakmış. Şimdi ben 2 eksi x'in aslına bakarsanız x eşittir 1'in solu için limitine bakacağım. 1'i direkt yerine yazabiliriz çünkü artık bu bir polinom fonksiyonu oldu. 2 eksi 1'den cevabımız ne olur? 1 olur diyebiliriz. Bakınız burada şu olaya girmedik. 1'de normalde bir sağından bir solundan bakmadık. Çünkü zaten nereden bakmamız gerektiğini burada söylemişti bize. Yani az önceki sorumuzla bu sorunun arasındaki fark bu, haberin olsun. Nereden bakman gerektiğini söylüyorsa sadece oraya bakmakla mükellefsin sen. Gidip de hem sağına hem de soluna bakacağım diyemezsin. Burada da söylemiş bakın. Solundan bakın demiş. Şimdi 3'ten küçük bir sayıdan 3'ü çıkarırsam negatif olur. Dolayısıyla burası 3 eksi x diye çıkar. Ve burası zaten pozitif olduğu için x artı 3 diye çıkacaktır. Önünde de ne var sevgili gençler? Eksi var. Burası ne olur? Eksi 3 artı 3 gider. Eksi 2 x kalır. Alt tarafta da 6 eksi x kalır. Burası doğru yaptık mı? Eksi 3'ler gitti. Eksi x eksi x eksi 2 x. Tamam güzel. 6 eksi x. Bir de 3'ü yerine yaz bize Ahmet demiş. 3'ü yerine yazarsam eksi 2 kere 3 bölü 6'dan da 3'ü çıkar demiş. Üst taraf eksi 6, alt taraf 3, cevap da eksi 2. Bu limitin değeri eksi 2'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de trigonometrik bir fonksiyon için limit değeri sorulmuş. Ve x'ler nereye gidiyor? Pi'nin sağ tarafına. Ya hocam oldu mu hiç böyle?
Yani ne güzel gidiyorduk işte, x'ler vardı, y'ler vardı, sadeleştiriyorduk, çarpanları ayırıyorduk, mutlak değer dışına çıkarıyorduk, parçalı fonksiyona bakıyorduk. Bu trigonometrik fonksiyon nereden geldi diye sorma. Aslına bakarsan birazcık trigonometri bilgisiyle biz bu soruları halledebiliriz. Peki nasıl? Şu şekilde dikkatli dinliyorsun. Bir kere ben şunu hani radyan cinsinden göstereceğim ya. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya da bir tane birim çember çizelim. Şimdi pi nerede arkadaşlar? Pi burası. Pi'yi düzgün yazalım. Pi burası. Şimdi bu tarafa gelene kadar pi'den küçük değerler, buradan sonra pi'den büyük değerler var. Pi'nin sağ tarafı demiş. Pi'nin sağ tarafı nerededir arkadaşlar? Bakın tam olarak pi'nin sağ tarafı şuralarda bir yerdedir. Şuradaki açı. Yani neredeki açı oluyor? Şurası. Şöylemesine. Burası da dahil olan açıdır. Peki burası kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Pi'den büyük olan yerdir. Pi'nin sağ. Burası üçüncü bölge. Ve üçüncü bölgede sinüs nedir? Negatif. O zaman bu nasıl çıkar dışarı? Eksi sinüs x diye çıkar. Oh, mis gibi, mutlak değeri hallettik. Şimdi geri bizim işlem yeteneğimize kalmış. Tanjant 2x bölü 3 dedim. Bölü. Alt kısımda da ne var? Tanjant x var. Çarpı sinüs 5x bölü 6'mız var. Şimdi arkadaşlar neyi yerine yazmamız isteniyor? Pi'yi yazalım. Eksi sinüs pi çarpı tanjant 2 pi bölü 3 bölü tanjant pi çarpı sinüs 5x bölü 6. Şimdi tabii güzel bunu yazdık da bu tanjant pi dediğimiz olay sanki 0. Sıfırla bir şeyi çarparsam gene 0. Payda 0 oldu. Ne yapacağız? Daha 0 bölü 0 belirsizliğini de üstelik görmedik. Şunu yapacağız sevgili gençler. Bakın ben buradaki tanjant pi'yi şöyle yazarım. Sinüs pi bölü kosinüs pi yazarım. Sonra da gider buradaki sinüs pi ile buradaki sinüs pi'yi götürürüm. Daha sonrasında yerine yazarım. Daha güzel olur. Peki 2 pi bölü 3 yani 360 bölü 3'ten 120. Tanjant 120 de biliyorsunuz ki eksi tanjant 60'a eşittir. Eksi tanjant 60 dediğimiz değer de sevgili gençler eksi köküçtür. Bir de burada eksi var hocam. O zaman köküç yazacaksın. Yapacak bir şey yok. Bölü 1 bölü kosinüs pi. Kosinüs 180 eksi 1'di. 1 bölü eksi 1 çarpı sinüs. Şurası da pi tabii ki. 5 pi bölü 6. 186'ya böldüm 30. 30 kere 5 de 150 yapar. Sinüs 150 de sevgili gençler sinüs 30'un ta kendisidir. Bir de burayı 1 bölü 2 ile bir güzel çarpacağız. Şurası eksi 1 zaten. Eksi 2'yi de ters çevirip çarparsam kök 3 gelir. 2 kök 3 cevabımız bu olur diyeceğiz sevgili gençler bu sorumuzu. Limitte belirsizlik durumu için tabii ki ne yapıyoruz? Bir sonraki videoyu bekliyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda limitte belirsizlik durumunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.